Savcı taksirle ölüme sebep olmaktan ceza istemişti. Motokuryenin öldüğü dava görülüyor ve karar Merve'den alacağız şimdi. Merve sendeyiz. Evet Semiha, bir önceki saat diliminde de aktarmıştık. Kurye, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını verdi, karar çıktı. Bu kapsamda sanığım yani Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ancak sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranış ve tutumlarıyla birlikte etkisi dikkate alınarak CCK'nın 63. maddesi gereğince sanığın cezasından 1.6 oranında indirim yapılması ve bu surette 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve devamında da o 2 yıl 6 aylık sürenin 27.300 TL'lik bir para cezasıyla cezalandırılmasına hükmettir. Mahkeme heyeti bir kez daha ifade edelim. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak onun ölümüne sebep olmuştu. Savcılık müsalasında kazanın yaşandığı anlarda Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un kazada asli kusurlu olduğunu ve cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti de vermiş olduğu kararda Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ancak bu kararın sanığın ihal nedeniyle 2 yıl 6 ay oranında düşürülerek 27.300 TL'lik bir para cezası olarak uygulanmasına karar verdi. Bu sıcak gelişmeyi ekranlara getirmiş olduk. Duruşmaya dair diğer detayları da bir sonraki saat dilimlerinde aktarıyor olacağız. Semiha, ve sözü bir kez daha sana bırakalım.